Kuma'ya düzenlenen Okuma Bayramı özel okuma programında renkli görüntüler yaşandı. Görev bölümlerim, her parça bölümlerim, sütçümün önünde hemen yedeyim. Yeşil Yurt Köşesi'nde 85 ilkokulun 261. sınıflarında okuyan öğrencilerin okuma yazma öğrenimini tamamlamaları nedeniyle düzenlenen Okuma Bayramı etkinlikleri için Yeşilyurt Belediyesi tarafından bütün ilkokullara 2 yıl içerisinde toplam 520 adet Okuma Bayramı sandıkları hediye edildi. Destekleriyle Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Okuma Bayramı kutlama programı yoğun ilgi altında yapıldı. Sahibi kuruluşun astıklar bağışı okunmasından sonra farklı ilkokullardan gelen öğrencilerin ortaklaşa düzenledikleri gösterilerde birbirinden güzel dans gösterileri, oyunlar, koro ve şiirlerden oluşan güzel bir etkinlik sunan minik öğrenciler katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandılar. Etkinliğin sonunda vatan sevdasını anlatan duygu yüklü şiirler okuyan minik öğrenciler yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a takdim ettiler. Kaymakam Sakar ile Belediye Başkanı Çınar çocukları alınlarından öpüp tebrik ederken erken yaşlarda edindikleri vatan ve bayrak sevdasından dolayı teşekkürlerini sundular. Öğrenciler tarafından kendilerine ithafen hazırlanan mektupları dikkatlice dinleyen Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mektupları okuyan çocukları tebrik ettikten sonra okuma bayramı belgesi ve madalyalarını takdim ettiler. Ben de çok yoruldum. Sizin bir başkan olmak istiyorum. Okulumuzu ziyaret edip aramızda olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Sayın Başkan. Düzenlenen etkinlikte emeği geçenleri tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi her zaman ilk plana aldığını, eğitim hizmetlerine öncelik tanıdıklarını ifade etti. Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar ise yaptığı konuşmada çocukların okuma, yazma ve öğrenme kültürlerinin hayat boyu devam etmesini temenni etti. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası okuma bayramı olarak ülkemizde kutlanmaya başladı. Biz de Yeşilyurt Belediyesi olarak bu anlamda bu programa öğrencilerimize, velilerimize katkıda bulunmak üzere bir okuma sandığı şeklinde okuma bayramı sandığı içeriğinde bir takım böyle öğrencilerimize kendi alanlarında kullanmak için süs, balon, maske tarzı böyle mutluluklarını dile getirebilecekleri, sınıflarını süsleyebilecekleri, bulundukları ortamda kendilerini daha rahat ve mutlu hissedebilmeleri için bir takım hazırlıklar yaptık. Bu anlamda bu hazırlıkla birlikte çocuklarımızın bu mutlu günlerine katkıda bulunmak istedik. Her çocuk bizim için yeni bir heyecan, yeni bir başlangıçtır. Her çocuk geçmişin yorgunluğunu öten, yeni hedeflere yol açan bir umuttur. Her çocuk bizim için yaşam sevincidir. Bugün de mutlu bir sorun başlangıcıdır. Gelecekteki büyük başarıların ilk adımıdır. Okumanın, yazmanın, her türlü nedeniyle donanmanın ve bu tür birikimleri göstermenin ilk mutluluğudur. Çocuklarımızın telaşı başka, velilerimizin heyecanı başka, öğretmenlerimizin gururu bambaşkadır. Bugün bayramdır bugün. Çocuklarımızın okuma bayramıdır.
bugün minik öğrencilerimizin çok büyük emek ve gayretleriyle hayatlarındaki en önemli engellerinden birini aşmış olduğunu görüyorum. Tabii bu engellerin aşılmasında öğretmenlerin çok büyük katkısı var. Bir öğrenci velisi olarak söylemem gerekir, velilerin de çok büyük katkısı var. Bu engel sonucunda kazanmış oldukları okuma ve öğrenme kültürünün bir ömür boyu devam etmesini diliyorum. Ve siz değerli velilerden de bunu istirham ediyorum. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım olduğundan hareketle Yeşilyurt İlçe Belediye'mize ben gerçekten katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün sadece bu alanda değil, eğitimle ilgili her alanda sağ olsunlar büyük emek, gayret sarf ederek hep yanımızda oldular. Ben başkanımıza ve başkanımızın şahsında Yeşilyurt Belediyesi çalışma grubuna teşekkür ediyorum.